Mutlu sabahlar değerli izleyenler. 5 Haziran Çarşamba gününde yeni gün haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Herkese günaydın. Değerli izleyenler, dün kabine toplantısı yapıldı. Birazdan kabine toplantısı ile ilgili içerikleri, sonucu sizlerle paylaşacağız. Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı mı? Bu bilgiyi sizlerle paylaşacağız. CHP, MHP grup toplantıları ve Küçükçekmece'deki bina çöküntüsünde tutuklama haberleri, enflasyon ve daha çok sayıda çevreye de ilişkin haberler var paylaşacağımız. Ama dün en flash gelişmelerden birisi, belki de kabine toplantısının da önüne geçen gelişme, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararlardı. Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı'nın bazı yetkilerini kısıtlayacak adımlar attı. 703 sayılı kanun hükmünde kararname içindeki bazı maddeleri anayasaya aykırı bularak iptal etti. Madde içerisinde üniversite rektörlerinin Cumhurbaşkanı tarafından atanmasına ilişkin düzenlemenin iptali yer aldı. Merkez Bankası Başkanı'nın da yine Cumhurbaşkanı tarafından görev süresi dolmadan görevden alınmasına ilişkin iptal kararı da yine maddeler içerisinde yer aldı. Rektör atamaları, TRT Genel Müdürü'ne en yüksek devlet memuru maaşı verilmesi, kanun hükmünde kararnameler. Anayasa Mahkemesi bu kararlar anayasaya usulsüz dedi ve 270 sayfalık iptal kararı verdi. Dün akşam itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kolonları kesiktir, kirişleri kırıktır, temeli kumdandır, devleti sakatlamışlardır. Sayın Erdoğan, soruyorum. Yaptığınız her şeyi Anayasa Mahkemesi iptal etti. CHP haklı diyor. Hukuk varsa yapamazsın diyor. O kanunla bu işler olmaz diyor. Ve CHP'ye Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor diye, çok gidiyor diye eleştirenler. 270 sayfa iptal var. Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne 6 yıl önce başvuru yapmıştı. Yüksek Mahkeme 6 yıl sonra kararını açıkladı. Bizim 60 günde inceleyip iddia ettiğimiz aykırılıkları Anayasa Mahkemesi 6 yıl inceledi. Bakın, 2 ayda teslim ettik. 72 ayda incelediler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak Naci İnci'yi atamış ve tepkiler de ardı sıra gelmişti. Uzun süre öğrenciler atamaya karşı çıkmış ve protestolar düzenlemişti. Yüksek Mahkeme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atadığı rektörlere ilişkin iptal kararı verdi. Mahkeme, devlet üniversitelerine rektör atama şartlarındaki değişiklik, anayasanın ilgili maddesi uyarınca kanun hükmünde kararname ile düzenlenmeyecek hükümler arasında olduğuna vurgu yaptı. Kanun hükmünde kararname ile rektör atama konusundaki yetkinin sadece Cumhurbaşkanı'na verildiği ve rektör olarak atanmak için herhangi bir nitelik aranmadığı ve Cumhurbaşkanı tarafından atanan üniversitenin özerkliğinden söz edilemeyeceği belirtildi. AYM'nin iptal kararına rağmen Cumhurbaşkanı'nın yaptığı rektör atamaları geçerli olacak. Murat Çetinkaya, Murat Uysal, Naci Ağbal, Şahap Kavcıoğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz politikalarında yaşadığı görüş ayrılığı nedeniyle Merkez Bankası başkanlarını görevden aldı. Yüksek Mahkeme bu kararlarında anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. AYM, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'nın görev süresi dolmadan değiştirme yetkisini iptal etti. AYM'nin 6 yıl içerisinde incelediği iptal kararları esnasında eski TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in çift maaş alması da kamuoyunda yankı uyandırmıştı. Yüksek Mahkeme bu konuda da TRT Genel Müdürlüğü'ne en yüksek devlet memuru aylık ve sözleşmeli ücret ödemesine ilişkin düzenlemeyi iptal etti. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Cumhurbaşkanlığı kabinesi dün Beştepe'de toplandı. Hükümetin birinci yılıydı. 28 Mayıs'tan sonra kurulan hükümetin birinci yılıydı ve kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi dün Beştepe'de toplandı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan,
millete sesleniş konuşması yaptı. Kayseri'de eğitim sırasında kaza kırıma uğrayan uçakta şehit olan iki pilota Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, pilotların aileleriyle Türk Hava Kuvvetleri'ne başsağlığı dileklerini iletti. 14 Mayıs seçimleri sonrasında oluşturdukları kabinenin dün itibariyle görevdeki birinci yılını tamamladığını anımsatan Erdoğan, 85 milyonumuzun her bir ferdine, şahsımıza, partimize ve ittifakımıza duydukları güven için yürekten teşekkür ediyorum, dedi. Erdoğan, demokrasilerin ilk şartının halka hesap vermek olduğunu ifade etti. 22 yıla yaklaşan iktidar döneminde 18 kez sandıkta millete hesap verdiklerine ve hepsinde de ibra olduklarına dikkati çeken Erdoğan, her yıl bütçe ve kesin hesap görüşmelerinde milli iradenin tecelligahı olan meclise hesap verdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, adalet hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesinin 2002'den beri üzerinde hep titizlikle durdukları bir konu olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine bu dönemde 8. yargı paketiyle önemli değişikliklere imza attıklarını, 9. yargı paketinin halihazırda meclisin gündeminde olduğunu bildirdi. Küresel kültürün desteklediği ve teşvik ettiği cinsiyetsizleştirme politikalarının insan neslini ve fıtratını tehdit eder boyutlara ulaştığını ifade eden Erdoğan, LGBT dayatması faşizmi dahi aratır bir zorbalığa, baskıya ve toplumu yozlaştırma aracına dönüştü. Ekonomik zorluklardan şehirleşmeye, bireyselleşmeden değişen algılara kadar çok farklı alanlarda ailelerin ciddi sıkıntılarla yüzleştiğini görüyoruz. Yakın zaman önce açıklanan 2023 yılı doğum istatistikleri bu tehditlerden ülkemizin de azade olmadığını göstermiştir, diye konuştu. Çalışma hayatının iyileştirilmesine yönelik bugüne kadar tarihi nitelikte birçok adım attıklarını hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin dünyanın en kapsayıcı, yaygın ve kuşatıcı sosyal güvenlik sistemine sahip ülke olduğunu söyledi. Kurban Bayramı ikramiyesi emeklilerin hesaplarına 10-14 Haziran tarihleri arasında yatacak. Böylece tek kalemde emeklilere 42 milyar lira tutarında bir ödeme yapılacak. İşsizlik oranının son 10 yılın en düşük seviyesine indiğini de ve %8,6 olduğunu da ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşverenlere 99,1 milyar lira asgari ücret desteği sağlandığını açıkladı. Deprem bölgelerinde yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslim edileceğini vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarının önündeki hukuki engelleri yeni yasayla kaldırdıklarına ve kentsel dönüşüm başkanlığı kurduklarına dikkati çeken Erdoğan, İstanbul'un depreme hazırlanması için hayata geçirdikleri Yarısı Bizden kampanyasıyla hak sahiplerine 1,5 milyon lira destek verdiklerini ifade etti. Erdoğan yine tek haneli enflasyon vurgusu yaptı. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatiliyle ilgili kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Böylelikle Perşembe ve Cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz. Kurban Bayramı'nın şimdiden milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum, açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısına gideceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel kürsüye çıktı. Hakkari'ye atanan kayyumu eleştirdi. Kayyum atamak Hakkari halkının iradesine saygısızlıktır, dedi. İYİ Parti'den istifa edip CHP'ye katılan Antalya Milletvekili Aykut Kaya'ya da rozeti kendisi taktı. Özel, sana göre demokrasi, bana göre demokrasi yok, dedi. Hakkari'ye atanan kayyumu böyle eleştirdi. Kayyum atamak Hakkari halkının iradesine saygısızlıktır. Bu anlayış Adalet ve Kalkınma Partisi'ni,
Bu anlayış Cumhur İttifakı'nın 31 Mart günü seçimlerde aldığı hezimetin en önemli birkaç sebebinden biridir. Hakkari'de atanan kayyumu da tekrar niyetlendikleri Mardin Büyükşehir'deki kayyum atama niyetini de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir belediyesine atanmasına nasıl tepki veriyorsak buna da öyle tepki veriyoruz. Sana göre demokrasi, bana göre demokrasi olmaz. Özel iki MHP'linin mevcudiyetini sürdürmek için Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırdığını söyledi. Devlet Bahçeli'ye canı sağ olsun dedi. Birileri mevcudiyetini koruyacak diye CHP ile çatışmak istiyorlarsa adı kim olursa olsun asla o çatışmanın parçası olmayız. Sayın Devlet Bahçeli'nin bugün kullandığı bütün ifadeleri onları metne yazan ve kendi kusurlarını örtmeye çalışan bütün MHP'lilerin yakından bildiği ve yaka siktiği o ikisinin kusuru görüyorum. Devlet Bey'in de canı sağ olsun. Özgür Özel Rize'de yaptığı çay mitingine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinginden daha fazla kişinin geldiğini söyledi. Ama Rize'de Sayın Erdoğan'ın memleketinde Rize Cumhuriyet Meydanı. Seçimden önce Sayın Erdoğan dahil kimsenin dolduramadığı kadar doldu. Oradaki teveccüh ne şahsımadır ne partimedir. Oradaki teveccüh milletin hakkını arama iradesinedir. Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısından Milliyetçi Hareket Partisi grup toplantısına geçelim. Genel Başkan Bahçeli, Sinan Ateş cinayetinde partisinin suçlanmasıyla ilgili olarak yargıya intikal etmiş bir cinayet davasında partimizin ve ülke ocaklarının suçlanması tesadüf değildir. Verilmeyecek bir hesabımızın olmadığını cümle alemle paylaşıyoruz dedi. Bahçeli partisinin meclisteki grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Bahçeli yumuşak duruşun Milliyetçi Hareket Partisi'ne yakışmayacağını belirterek siyasette normalleşmeyi desteklemeyeceklerinin altını çizdi. Dünya alemin derdi biz olmuşuz. Anlaşılan alayına külahlarını ters giydirmişiz. Uykuyu da haram etmişiz. Allah'ın izniyle buna devam edeceğiz. Halkın hakkın ve hakikatin peşinde koşar adımlarla ilerleyeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Hakkari Belediye Başkanı'nı görevden aldığı için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı tebrik etti. Kısaca özetlediğim bu belediye başkanı modeline birebir uyan Hakkari Belediye Başkanı hamdolsun görevden uzaklaştırılarak gözaltına alınmış Hakkari Valimiz Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Bu kapsamda İçişleri Bakanımızı ve mesai arkadaşlarını yürekten kutluyorum. Bahçeli, partisinin Sinan Ateş davası ile ilişkilendirilmesine de tepki gösterdi. Yargıya intikal etmiş bir cinayet davasında partimizin ülke ocaklarının suçlanması, hatta dahilde ve hariçte ülke ocaklarına suç örgütü gölgesi düşürmek için kolları sıvayan ajan ve provokatörlerin sırtının sıvazlanması tesadüf değildir. Hepsini biliyoruz. Hepsini takip ediyoruz. Verilmeyecek bir hesabımızın olmadığını cümle aleme paylaşıyoruz. Kayseri'de SF-2-1060D tipi bir eğitim uçağı düştü. İki pilot şehit oldu. Kayseri'nin Koca Sinan ilçesi Hasan Arpa mahallesinde düşen uçağın başlangıç eğitimi için kullanılan bir uçak olduğu öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında Kayseri'de SF-260D tipi bir eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını bildirdi. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken iki pilot şehit oldu. İstanbul Küçükçekmece'de bir kişinin yaşamını yitirdiği ve 8 kişinin yaralandığı çöken bina ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan bina sahibi tutuklandı.
Küçükçekmece'de zemin artı 3 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüş, olayda bir kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralanmıştı. 36 yıllık binanın kolonlarının kesildiği iddiası ortaya atılmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, binanın inşaatında deniz kumu kullanıldığının tespit edildiğini aktarmıştı. Ayrıca binanın 1,5 katının kaçak olarak yapıldığı ortaya çıkmıştı. Soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Binanın zemin katındaki dükkanın sahibi ve eşi Cumhuriyet Başsavcılığında ifadeleri alındıktan sonra salıverildi. Savcı, dükkanın eski sahibini adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle suç ceza hakimliğine sevk etti. Mahkeme bina sahibinin ise tutuklanmasına karar verdi. Öte yandan çöken binanın yan tarafında yer alan ve daha önce tedbir amaçlı boşaltılmış olan 3 katlı bina ekiplerce kontrollü bir şekilde yıkıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Burdur Devlet Hastanesi'ndeki diyaliz tedavisinin ardından rahatsızlanan hastaların son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, 14 hastanın tedavisinin sürdüğünü söyledi. Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisi gören hastalardan bazıları rahatsızlanmış, çeşitli şikayetlerle hastaneye geri dönmüştü. 33 hasta Burdur ve çevre illerde tedavi altına alınmış, hastaların 14'ü ise entübe edilmişti. Entübe edilen hastalardan Mustafa Demir, Saniye Aksöz ve Somalili Amine Abbas Şam'a hayatını kaybetmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavisi devam eden hastaların durumlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Diyaliz seansını bitirip eve nakli sağlanan hastalardan bazılarında baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı gibi şikayetler görülmesi üzerine diyaliz tedavisi alan tüm hastalar hastanemizde gözetim altına alınmıştır. Acil durum değerlendirmeleri yapılarak 2 yoğun bakım hastamız dahil hastalarımızın 14'ü entübe halde stabilize edilmiştir. Hastalarımızın 3'ü Isparta, 23'ü Antalya, 6'sı Afyon, 1'i ise Denizli'ye diyaliz ve yoğun bakım ihtiyacıyla nakledilmiştir. Bu süreçte eşlik eden kronik rahatsızlıklarının da etkisiyle 1'i önceden yoğun bakım hastası olan ileri yaşlardaki 3 hastamızı maalesef kaybettik. Bugün itibariyle entübe durumda olan hastamız kalmamıştır. 14 hastamızın tedavileri devam etmektedir. 16 hastamız taburcu edilmiştir. Tedavileri devam eden hastalarımızın durumları iyiye gitmektedir. Kendilerine acil şifalar diliyorum. Burdur Devlet Hastanesi'nde yaşanan bu üzücü olayın her yönüyle yakından ilgilenmeye devam edeceğim. Olaya ilişkin adli ve idari soruşturma süreçleri devam etmektedir. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen bilirkişi heyeti, Cumhuriyet Savcıları eşliğinde diyaliz bölümünde incelemelerde bulunmuştu. Konuyla ilgili hazırlanacak raporun ardından olayın neden meydana geldiği Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacak. Bazı emekli vatandaşlar hem emekli oldular hem de çalışmaya devam ediyorlar. Peki neden? Toplamda 16,5 milyon emekliden 2 milyonu aşkın emekli çalışıyor, iş hayatına devam ediyor. Yurt dışında, Avrupa'da emekliler emekli olduktan sonra dünyayı geziyor, hobi ediniyorlar, başkaca etkinliklere katılıyorlar ama Türkiye'de 2 milyonu aşkın en azından kayıt altında olanlar. Bunlar 2 milyonu aşkın emekli çalışmaya devam ediyor. Peki neden? Bu sorunun cevabını Neşra Durmaz Dereli aradı ve emeklilere sordu. Neden çalışıyorsunuz dedi. Bir ev kirası 15 lira. 12 bin lirayı oraya ver, 15 lirayı. Oruç tutsan da yaşayamam. Emekliyim yavrucuğum. Azalıyorum parayı. Geçinebiliyor musun? Veriyorum, ne yapalım? Ev kirası, gıda alışverişi. Ekonomik krizin pençesindeki emekliler temel ihtiyaçlarını karşılamakta dahi zorluk çekiyor. Bana 10 kağıt ödeyecek karnım doyar mı acaba? Manavların önünden geçilmiyor. Markete önünden geçilmiyor. Şu otobüse bedava olmasa ben buraya gelemem ya. 12.500 alıyorum. Halimizden belli değil mi? Geçim şartları ağır. Yani geçinmekte sıkıntı çekiyoruz. Yükselen enflasyon karşısında alım gücü iyice düşen emekliler çareyi emekli olduktan sonra da çalışmakta buluyor. Emekler iş arıyor. Bugün emekler kendilerine verilen her işi yapacak durumdalar. Çünkü aldığı aylıklar onların geçimini sağlamıyor. Yani kendi alanlarındaki meslekleri dışında iş buldukları zaman
Kesinlikle çalışıyorlar çünkü Türkiye'de zaten işsizlik sorunu var. 16,5 milyon emekliden 2 milyonu aşkını geçimini sağlamak için çalışıyor. 2020 yılında yani 11 milyon emeklimiz vardı. 650 bini öyle diyelim yıllardır destek primiyle istihdamda olarak emekli aylıkları kesilmeden çalışmaya devam edenler vardı. Fakat EYT ile birlikte bu sayı zirveye çıktı. EYT'den emekli olup 2 milyon emeklinin neredeyse 1 milyona yakını sosyal güvenlik destek primiyle çalışıyor diyebilirim. En düşük emekli maaşı 10 bin lira. Milyonlarca emekli düşen alım gücünden şikayetçi. Eskiden 2-2,5 çalışan bir emekliye bakarken bugün 1,5 çalışan bir emekliye bakıyor. Bu da aylıkların düşmesinde, aktuarya dengenin bozulmasında belirleyici oldu. Temmuz ayında emekliye yapılacak zamla ilgili tartışmalar da devam ediyor. Uzmanlara göre ise emekli aylıklarında hesaplama sistemi kökten değişmeli. 10 bin liranın altında kök aylık olan sayı neredeyse 5 bin. Mesela önce bir aylık hesaplama sisteminin değişmesi, 2000'li yıllarda fazla prim olanların, fazla günü olanların haklarının teslim edilmesi için, bir de eşitliğin sağlanması için herkesin gününe, kazancına göre intibak yapılarak emekli aylıkların yeniden hesaplanması dışında hiçbir seçenek yok. Zonguldak'ta bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan iki işçiden biri yaşamını yitirdi. Kilimli ilçesindeki Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na ait maden ocağında işçilerden Tevfik Soy ve Harun Kara göçük altında kaldı. Üzerine taş kömürü ve toprak yığınları gelen işçileri kurtarmak için mesai arkadaşları çalışma başlatırken bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu göçükten çıkarılan madenciler Soy ve Kara Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soy burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Madenci Kara'nın hastaneye kaldırılmadan önce arkadaşını kurtarma çalışmalarına katıldığı öğrenildi. Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği Mayıs ayı enflasyon oranları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyonun aylık bazda 3,37, yıllık bazda ise 75,45 arttığını duyurdu. Türkiye İstatistik Kurumu memurların ve emeklilerin beklediği Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre enflasyon Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,37 olarak belirlendi. Yıllık olarak da %75,45 olarak tespit edildi. Mayıs ayı enflasyonu bu yıl açıklanacak en önemli oranlardan biri. Peki neden? Çünkü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyonun Mayıs ayında zirve yapacağını söylemişti. Memurların ve emeklilerin yılda iki kez aldığı toplu sözleşme zammına ek olarak maaşlarına 6 aylık enflasyon farkı da yansıtılıyor. Böylelikle 6 aylık enflasyonda en yüksek oran Mayıs ayı enflasyonu olacak. Bugün açıklanan enflasyon oranı ile birlikte 5 aylık enflasyon 22,09'a yükseldi. Ekonomi yönetimi, Haziran ayından itibaren dezenflasyon sürecine girileceğini, yani enflasyonun düşüşe geçeceğini söylemişti. Böylelikle memurlar ve emekliler için %25'lik zam oranı suya düştü. Ancak buna rağmen milyonlar 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verilerini bekleyecek. Yaklaşık 4 yıldır bağımsız akademisyenler tarafından hazırlanan ve TÜİK'e karşı çıkarılan enflasyon verileri de yayımlanıyor. Enflasyon Araştırma Grubu yani ENAG'da bugün Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre aylık bazda enflasyon 5,66 artarken yıllık enflasyon oranı ise %120,66 oldu. Yıllardır olduğu gibi ENAG ve TÜİK açıklanan enflasyonda %45 oranındaki farkı korumaya devam ediyor. Antalya'da Kurban Bayramı öncesi etiket ve haksız fiyat artışına yönelik Ticaret Bakanlığı ekipleri denetimlerini artırdı. Bu arada otobüs firmaları da Kurban Bayramı öncesi fahiş zamlar yaptılar bilet fiyatlarına. Onu da belirtmiş olalım, söylemiş olalım. Antalya'da marketlerde raftaki etiketle kasadaki fiyat farklı çıkarsa zabıta ekipleri 2200 lira ceza uyguladı her bir ürün için.
Kurban Bayramı öncesi haksız fiyat artışını önlemek amacıyla denetimler yoğunlaştırıldı. Antalya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan market denetimlerinde etiket ve kasa fiyatları karşılaştırılıyor. Konyaaltı ilçesindeki bir markete giren ekipler sebze, meyve, bakliyat, makarna, şarküteri, sıvı yağ, temizlik malzemesi gibi temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını inceledi. Ürünler arasında fiyat farkı olup olmadığına bakan ekipler hal kayıt sistemini de kontrol etti. Amacımız vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumak. Nelere dikkat ediyoruz? Ürünlerin fiyat etiketi var mı? Kasa, raf fiyatı uyuyor mu? Bunlara bakıyoruz. Tüm Türkiye'de haftanın 5 günü denetimlerimiz devam ediyor. Antalya'da gitmediğimiz ilçe kalmadı. Sürekli denetimdeyiz. Sadece şarküteri değil, arkadaşlarımız tüm markete girdiği zaman bütün reyonları geziyorlar. Hem meyve, sebze, şarküteri, işte temel gıda maddesi, temizlik maddesi, bunların hepsine bakılıyor. Ekipler, etiket ve kasa fiyatı farklı olan her ürün için 2200 lira cezai işlem uyguluyor, geçmişe dönük 3 aylık fiyat kontrolü de yapıyor. Fiyat denetimlerinin Kurban Bayramı sonrasında da devam edeceği bildirildi. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı dün çocukları yanına aldı. İlkokul ve ortaokul öğrencileri, çocukların ellerinde dövizler vardı. O dövizlerde esnafla iletişim kurarken kullanılan iyi dilekler, temenni cümleleri vardı. Hayırlı olsun, kolay gelsin, hayırlı işler, iyi günler gibi cümleler o dövizlerde yazılıydı. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı projeyle çocukların daha sosyalleşmesi ve dünyaya değer katıyoruz mottosu çerçevesi içerisinde bu projenin hayata geçirildiğini açıkladı. Hemen haberimize bakalım. Hayırlı gelinler. Vali Yiğitbaşı öğrencilerle birlikte esnafı ziyaret etti. Dünyaya değer katıyoruz projesi kapsamında öğrenciler ellerindeki pankartlarla mesaj verdi. Proje ile toplumsal ilişkilerde unutulmaya yüz tutan selamlaşma, iyilik yapma, karşılıklı iyi temennilerde bulunma gibi değerleri canlandırılacak. Öğrencilerle birlikte esnafa iyi dileklerde bulunan Vali Yiğitbaşı, projenin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini söyledi. Amacımız tabii çocuklarımıza nezaket kurallarını, aynı zamanda insanlarla iletişime geçerken o belki yaşayabildikleri tıkanıklığı aşmalarıyla ilgili hem böyle geleneksel değerlerimizi hatırlatmak, yaşatmak, hem insanlarla, büyüklerle iletişime geçtiklerinde nasıl belki söze gireceklerini göstermek, hem de karşı tarafa, bizimle muhatap olan herkese iyi dileklerimizi, iyi niyetlerimizi belirtmek amacıyla kullanacağımız ifadeleri öncelikle esnaflarımızla paylaşmaktı. Yozgat Kadışehri'ne gidiyoruz değerli izleyenler. Üç Ağaç Mahalli Sulak Alanı yaban hayatı ve kuş türlerine ev sahipliği yapıyor. Flamingo, angut kuşu, yeşilbaş ördek, kırlangıç ve kartal, kızıl şahin gibi türlerin mesken edindiği bölgede turnaların göç anı havadan görüntülendi. Erkmen Baraj Gölü hem güzel bir manzaraya sahip hem de Afyonkarahisar merkeze çok yakında bulunuyor. Kent merkezine
çok yakın olan bu göl ve çevresinde sosyoloji öğrencileri tarafından temizlik yapıldı. Öğrenciler çevre sosyolojisi dersinin de pratiğini gerçekleştirdi. Eldivenleri giydiler, çöp poşetlerini aldılar, kağıt, plastik, cam ne varsa topladılar. Bunları yapan sosyoloji bölümü öğrencileri. Bizim çevre sosyolojisi dersimiz var. Bu dersleri teorik olarak anlatıyoruz da bir de sahada, doğada bunları görmek, çevrenin kirliliğini bizzat görmeleri ve bu konuda bir duyarlılık oluşsun diye ben sınıfımı aldım getirdim buraya. Şu anda herkes çevrenin ne durumda olduğunu görüyor ve herkes bir çöp toplamaya çalışıyor. Geldik, temizlik yapıyoruz. Sosyoloji bölümü öğrencisi olarak burada bulunmaktan çok mutluyum öncelikle. Doğayı koruyoruz. Çevre sosyolojisi dersimizin de pratiğini yapıyoruz. Afyon Koçatepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencileri Erkmen Baraj Göleti etrafında çevre temizliği yaptı. Aftos'la birlikte düzenlenen bu çevre etkinliğinde öğrenciler çevre sosyolojisi dersinde gördükleri konuları birebir göl etrafında doğanın içinde gözlemleyerek pratiğe dökmüş oldu. Ekoplogging diğer ismiyle hem doğada yürüyerek gezinerek oluşan çöpleri topluyoruz. Hem yürüyüş yaptılar, hem çevre temizliği yaptılar, hem ders işlediler. Çok güzel bir manzaradayız. Kocaman bir göl, su, manzara çok güzel ama etraf çok pis. Çok zorlandık eşyaları toplarken. Çevremizi kirletmeyelim. Her yere çöp atmışlar. Her yer çöpten görünmüyor. Bu doğal güzelliği harcıyorlar böyle yaparak. Çöplerini doğada unutmazlarsa seviniriz. Türkiye'nin her yeri çok güzel, çok değerli. O yüzden doğamıza sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Lütfen çevremizi kirletmeyelim, duyarlı olalım. Turizmin başkenti Antalya, turizmde rekorlar kırmaya devam ediyor. Yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında ilk 5 ayda 4 milyona yakın ziyaretçi rekor kırdı. Ve kente gelen turist sayısında geçen yıla kıyasla ilk 4 ayda %16'lık artış var. Türkiye'ye gelen her 3 turistten birinin ziyaret ettiği Antalya, rekor kırmaya devam ediyor. Antalya'ya ilk 5 ayda toplam 3.959.267 turist geldi. Turist sayısında geçen yıla kıyasla %16'lık artış yaşandı. Antalya'yı en çok tercih edenlerse Almanlar. 974.272 ziyaretçiyle Almanya'nın birinci olduğu sıralamada, Rusya 857.862 ziyaretçiyle ikinci, İngiltere 451.341 ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi Polonya, Hollanda, Kazakistan, Ukrayna, Litvanya, Belçika ve Fransa takip etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından kente gelen turist sayılarını açıkladı ve kentin görüntülerini paylaştı. Geçtiğimiz yıla göre turist sayısı en çok artan ülke Polonya oldu. Bu ülkeden gelen turist sayısı %35 artarken bu oran Almanya'da %18, Hollanda'da %16, Rusya'da %9 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında kente gelen ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %18,72 artarak 1.892.302 oldu. Mayıs ayında Antalya'ya en çok turist gönderen ülke ise Rusya oldu. Murat 124 namı diğer Hacı Murat ve Murat 121 Serçe ve daha fazlası sadece tasarımıyla değil adıyla da ülkemizde özdeşleşen arabalar bunlar.
Özellikle 70'li ve 80'li yıllarda yollarda olan bu otomobiller anımsattıkları hatıralar ve sevimlilikleriyle hala 25 yıl sonra bile yollardalar. Fransa'da yaşayan otomobil tutkunu Akif Solmaz bir Hacı Murat'ın da aralarında bulunduğu eski otomobilleri festivallerde sergiliyor. Şimdinin klasikleri arasında 1970'lerin efsane arabası Murat 124, yani namı diğer Hacı Murat. Hacı Murat denmesinin sebebine gelince efsane o ki o yıllarda hacca arabayla gitmek serbest olduğundan ve hacıların birçoğunun hacca kendi araçlarıyla gitmesinden dolayı ismi Hacı Murat olarak dillendirildi ve öyle de kaldı. İspanya'da Seat 131, Amerika'da da Fiat Bravo olarak bilinir. Türkiye'deki adıyla Murat 131, İtalya'da 1974-1984 yılları arasında üretildi ve otomobil piyasasında çok da tutuldu. ...1984 yılında ise Hacı Murat'ın yeni bir versiyonu Serçe ismiyle piyasaya sürüldü. 30 yaş civarı insanların en az bir kere bindiği bu unutulmaz efsane arabaları hala daha küçük yerleşim yerlerinde veya meraklısında görebilmek mümkün. Öyle ki bu arabaların ünü Fransa'nın Lyon kentine kadar ulaştı. Fransa'ya 25 yıl önce yerleşen Akif Solmaz, çocukluğundan beri tutkunu olduğu Fiat 124 aracın da aralarında bulunduğu eski model otomobillerini festivallerde sergiliyor. Çocukluğundan beri farklı modellerdeki otomobillere ilgi duyan 47 yaşındaki Akif Solmaz, yaklaşık 7 yılda 1968, 1976, 1977 ve 1998 model otomobillerle koleksiyon oluşturdu. Koleksiyon arabalarıyla uğraşmak zor aslında. Çünkü biraz mekanikten anlamanız lazım. Bazen mesela biliyorsunuz çalışmıyor. Modifiyeden anlamanız lazım. Etiketçilik biraz olması lazım. Yani jantları, bilmem aksesuarları, lambaları, tamponunu falan değiştirmek. Bunlar komple benim, yani personalize ediyoruz biz. Kendi zevkime göre yaptığım arabalar. Solmaz modifiye işlemlerini de kendisinin yaptığını anlatarak otomobillerini satmak istemediğini, bilakis koleksiyonunu zenginleştirmeyi amaçladığını söylüyor. Aksesuarlarını, tekerlerin jantlarını falan, aksesuarlarını komple kendim yaptım. Şu anda elimde 4 tane araba var. İşte onları da yani sevdiğim için satamıyorum, kıyamıyorum satmaya. Böyle festivallere, düğünlere çağırıyorlar, gidiyorum, yani seviyorum bu işi. Fransa'da sergilenen bu otomobillere en çok ilgi ise Türklerden. Bizim Türklerin çok, herkesin aşağı yukarı bir anısı var. Bir ya babasından ya dedesinden ya kardeşinden bir şekilde bu arabalardan almışlar, binmişler. Kiminin düğün arabası olmuş, kim gelin arabası olmuş. Yani herkesin bir hatırası, bir anısı olduğu için çok seviyorlar, çok ilgi gösteriyorlar. Çin, Ay'ın karanlık yüzüne gönderdiği keşif aracıyla kaya ve toprak örnekleri toplamayı başaran ilk ülke oldu. Ay'ın karanlık yüzü, Ay'ın dünyadan görünmeyen uzaktaki yüzü olarak tanımlanıyor. Karanlık ifadesi ışık yokluğunu değil, bu bölgenin Ay'ın yakınındaki yüzüne göre daha az bilinmesini anlatıyor. Ay'ın karanlık yüzüne keşif aracı indirmeyi başaran ilk ülke olan Çin, bir ilke daha imza attı. 2 Haziran'da Ay yüzeyine iniş yapmasının ardından sondasıyla yüzeyde kazılar yapan Çin keşif aracı, topladığı örnekleri konteynerde mühürleyerek yükseltme aracına aktardı. Yükseltme aracı örneklerin olduğu konteyneri yüzeyden yörüngeye çıkardı. Böylece görevin örnek toplama kısmı tamamlandı. Sonraki aşamada örnekler yörüngedeki dönüş mekiğine aktarılacak ve dönüş mekiği örnekleri dünyaya getirecek. Antalya'da seyyar satıcılar trafikte seyir halindeyken ellerinde kalan karpuzları yola attılar. Araç kasasındaki gencin karpuza topa vurur gibi vurma anları kamyonetin arkasından gelen araçtakilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
İlginç olay Antalya'nın Serik ilçesinde yaşandı. Kökez Mahallesi Burmahancı Caddesi'nde trafikte ilerleyen kamyonetin kasasında oturan kişi karpuzları yola tek tek fırlattı. Karpuzları futbol topu gibi vurması da kamyonetin arkasında gelen araçtaki kişilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Gencin futbolcu edasıyla karpuzlara vurmasını araçtaki iki kişi de izledi. Karpuz fırlatan genç ve kamyonet bir süre sonra gözden kayboldu. Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik yapılan operasyonlarda 63 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Ayrıca İstanbul'da 24 düzensiz göçmene işlem yapıldı. 3 şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 4 ilde Kalkan 23 operasyonları düzenlendiğini duyurdu. Muğla, Van, Çanakkale ve Şırnak'ta 63 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Organizatörlerden 38'i tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi, 11'i ise serbest bırakıldı. Ayrıca 125 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilerek sınır dışı işlemleri başlatıldı. İstanbul'da da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde 24 düzensiz göçmen hakkında adli ve idari işlem yapılırken denetimlerde yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Yakalanan 24 düzensiz göçmen ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne sevk edildi. YKS maratonunda geri sayım başladı. 12. sınıf öğrencileri ve aileleri 8-9 Haziran yani bu hafta sonu yapılacak YKS sınavının heyecanını yaşayacak. Bu cumartesi ve pazar günü yapılacak yükseköğretim sınavlarına 3 milyonun üzerinde öğrencinin girmesi bekleniyor. Sene boyunca yoğun bir tempoda sınava hazırlandılar ve geleceklerini belirlemede önemli olacak YKS için son haftaya girildi. Milyonlarca öğrenci daha iyi bir gelecek umuduyla bu hafta sonu ter dökecek. Yükseköğretim Kurumları sınavı YKS'ye 3.036.945 aday başvurdu. Sınav cumartesi ve pazar günü 3 oturum halinde yapılacak. Adaylar 129'u devlet üniversitesi olmak üzere 208 yükseköğretim kurumuna girebilmek için yarışacak. 8 Haziran Cumartesi günü yapılacak temel yeterlilik testi TYT sınavı saat 10.15'te başlayacak. 9 Haziran Pazar günü alan yeterlilik testleri AYT sınavı ise saat 10.15'te başlayacak. Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek 3. oturum, yabancı dil testine ise 233.389 aday katılacak. Sınav 81 ildeki 245 sınav merkezi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa ve Hırvatistan Zagreb'de yapılacak. Her 3 oturumda da adayların sınav saatinden en az 15 dakika önce sınavın yapılacağı binada hazır bulunmaları gerekiyor. Sınavın ardından milyonlarca öğrenci heyecanlı bir bekleme sürecine girecek. Güney Amerika'dan Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalışan şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Ayrıca sözde kripto varlık alım satım platformundan yüksek kar vaadiyle 1 milyar dolarlık haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 47'si tutuklandı. Müzik
Güney Amerika'dan Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalışan organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve Bursa'da narko çelik 20 operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 9 şüphelinin yakalandığını, 373 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini kaydetti. Ayrıca Ankara merkezli 22 ilde sözde kripto varlık alım-satım platformundan yüksek kar vaadiyle 1 milyon dolarlık haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler hakkında karar verildi. Şüphelilerden 47'si tutuklanırken 71'i yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Afyonkarahisar Belediye Meclisi toplandı. Belediye Başkanı Burcu Köksal toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Köksal, Afyonkarahisar'da bulunan tüm açık otopark alanlarının ücretsiz olacağını açıkladı. Oturumda gruplar arasında zaman zaman gerginlik tırmandı. Haziran ayı olağan toplantımızı gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Afyonkarahisar Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısı yapıldı. Çiftçi malları koruma meclisi üyeleriyle murakabe heyeti üyelerinin seçimini yapacağız. Belediye Başkanı Burcu Köksal başkanlığında gerçekleşen toplantı, çiftçi malları koruma ve murakabe heyetini açık oylamayla üye seçimiyle başladı. Toplantıda daha sonra gündem maddeleri görüşüldü. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, çoğunluğumuz mevcut olduğunda... Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, meclis toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Temmuz'dan itibaren 30.400 lirayı vereceğiz. Ayrıca daimi işçilerimizle ilgili de artışı yapacağız. Onlara da çok büyük haksızlık yapılmış. Birçoğu neredeyse asgari ücret düzeyinde maaş almaya maruz bırakılmış. Hem daimi işçilerimize hak ettiği ücreti vereceğiz. Haziran'dan itibaren onlar için başlıyoruz. Temmuz'da da söz verdiğimiz üzere 30.400 lirayı Yüntaş işçilerimizin hesabına yatıracağız. Başkan Köksal, Afyonkarahisar'da bulunan tüm açık otopark alanlarının ücretsiz olacağını da açıkladı. Muhasitler Park alanı yapılması, Milli Eğitim... Bu arada toplantıda Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi arasında gerginlik yaşandı. Adalet ve Kalkınma Partisi grubundan Mahmut Emin Birliktir ile Cumhuriyet Halk Partisi grubundan Mevlüt Varol arasında milliyetçi tartışması çıktı. Sayın Varol, yani çok da demine gitmek istemiyorum ama sen Afyon Belediyesi'nde zabıta müdürü yapıyorsun. Nuh Belediyesi'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye başkanı görüyorsun. Geliyorsun burada Cumhuriyet Halk Partisi'nden meclisiye soruyorsun. Ondan sonra ben şunu anlamıyorum. Aynı bünyede benim sosyal demokrat o kadar aile dostum, arkadaşım var ki ama milliyetçilerden de aile dostum. İşte başında burada Halil İbrahim Aykara çocukluk arkadaşım. Ben bir bünyede hem sorun hem sorun nasıl barındığını anlamış değilim. Burcu Köksal'ın affına hizmet edeceğine inandım, girdim. Ülkücü kimliğiyle buradayım. Eğer biraz da açmam gerekirse tekrar söylüyorum. 55 yıllık ülkücü kimliğimle buradayım. Ve ülkücü kimliğime de hiç kimseye laf ettirmem. Hele milliyetçiliği ayaklar altına alanlara hiç ettirmem. Efendim reklama gidiyoruz. Saat başında yeniden sizlerle olacağız. Yeniden günaydın değerli izleyenler. Yeni gün haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Bu sefer ikinci bölümde gazete başlıklarıyla başlayacağız. Bakalım bugün 5 Haziran Çarşamba gününde gazeteler hangi başlıkları kullanmışlar? İlk sayfalarında gazete 3'te başlayalım. Yetki yok, ilan var. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın 5 Haziran'ı şehit çocuklarına adayarak 5 Haziran şehit çocukları günü kutlayacaklarını açıklamasının ardından Köksal'ın ilan etme ve karar alma yetkisinin olup olmadığı tartışma konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürü Bilal Erdoğan'dan aldığımız bilgilere göre belediyeden herhangi bir sözlü ya da yazılı görüş alınmamış diyor gazete 3. Hüseyin Menteş, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Menteş, köylerin altyapısının desteklenmesi projesi kapsamında Afyonkarahisar'a 2024 yılında gelecek ödeneğinde belli olduğunu açıklamış, ödenekle köylerimizin eksikleri tamamlanacak demiş.
İbrahim Yurdunseven, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili, katil Netanyahu'ya artık birilerinin dur deme vakti gelmiştir açıklaması yaptı. Başkan Köksal'dan müjde. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal, daimi işçilerimiz neredeyse asgari ücret düzeyinde maaş alıyorlar. Hem daimi işçilerimize hak ettiği ücreti Haziran ayından itibaren vermeye başlıyoruz. Hem de 30.400 lirayı Temmuz ayından itibaren Yüntaş işçilerimizin hesabına yatıracağız, dedi. Aküde Festival coşkusu Afyon Kocatepe Üniversitesi Aküfest açılış töreni yapıldı. CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yapan CHP İl Başkanı Faruk Duha Erhan, tüm vaatler ve Afyonkarahisar halkının yanında olan tüm talepler birer birer yerine getirilecektir diye konuştu. Gazete 3'ten Hürriyet'e geçiyoruz. 200 yıllık yalanı Zeynep yıktı. 200 yıl önce İngiltere'ye kaçırılan Elgin mermerlerinin peşine düşen Yunanistan'a kaçakçılıkla mücadele daire başkanı Zeynep Boz'dan tarihi destek, İngilizlerin iddiasını çürüten Zeynep Boz, Yunanistan'da günün kahramanı oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Zeynep Boz'un geçen hafta UNESCO'da yaptığı konuşma, 40 yıldır Elgin mermerlerini İngiltere'den geri almaya çalışan Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı. İngiltere, çalmadık, Osmanlı Padişahı'nın fermanıyla getirdik diyordu. Zeynep Boz ise UNESCO'daki konuşmasında İngiltere'nin bu iddiasının yalan olduğunu ortaya koydu. Osmanlı'nın izin verdiğine dair belge yok, dedi. Bayram tatili 9 gün oldu. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Emeklilerin ikramiyesi haftaya yatacak, 10-14 Haziran arasında emeklilerin hesaplarına yatırılacak. En ucuzu 10 bin lira, küçükbaş kurbanlıkların 10 ila 20 bin lira arasında değiştiği, büyükbaş kurbanlıkların ise 100 bin ila 320 bin arasında değiştiği ifade edilmiş Hürriyet gazetesinde. Suriye'deki Meksika açmazı, terör örgütü PKK-PYD'nin 11 Haziran'da sözde seçim yapacağını duyurduğu Suriye, herkesin birbirine silah çektiği Meksika açmazı durumunu yaşıyor. Uçak kazasında 2 albay şehit. Kayseri'den havalanan SF-260D tipi eğitim uçağı dün sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle düştü. Uçaktaki 2 albay şehit oldu. Direksiyonda 27 bıçak darbesi. Hatay Kırıkhan'da Enver Dönmez, kıskançlık bahanesiyle otomobilin direksiyonundaki eşi Sinem Dönmez'i 27 yerinden bıçakladı. Jandarma saldırganı ayağına ateş ederek durdurabildi. Sapık sucuya 293 yıl ceza. Bağcılar'da süngerle kaplayarak ses izolasyonu yaptığı sucu dükkanındaki odada 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan Metin Şenay 293 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Milliyet, bayram tatili 9 gün diyor, kabine toplantısı sonrası açıklamalar yapmıştı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Dönüşüm hayati. Küçükçekmece'de çöken binanın kentsel dönüşümün İstanbul için ne kadar hayati bir mesele olduğunu tekrar hatırlattığını da belirten Erdoğan, bu meselenin yeterince idrak edilmediğini görüyoruz, dedi. Denizlerde işgal locası, beachler sınır tanımıyor. Deniz sezonuyla birlikte tatil yörelerindeki beach cumhuriyetlerine sahiller yetmedi. Şimdi de deniz içini localarla işgal ediyorlar. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, denizler halkındır diyerek vatandaşın denize ulaşmasını engelleyen bütün unsurların ortadan kaldırılacağını açıklarken, başta Ege ve Akdeniz'de adeta kıyıları parselleyen işletmeler hem kumsal hem de deniz içine koydukları ultralüks bungalov localarla vatandaşın hakkını gasp etmeyi sürdürüyor. Milliyete konuşan hukukçularsa uygulamaların anayasaya aykırı olduğunu söylüyor. Ruhsatsız yapılara uygulanan para cezalarının cüz'i meblağlar olduğunu belirten hukukçular, kıyı kanununun öngörülen hapis cezasının uygulamada pek görülmediğini, yerel yönetimlerin denetim sorumluluğuna işaret ettiler. Sadece engel olmakla kalmıyor. Beach kullanan işletmeler, beachleri daha doğrusu işgal eden işletmeler, siz oraya hakkınızı arayarak girdiğinizde de size psikolojik baskı yapıyorlar, tehdit ediyorlar. Girdikten sonra başınızda dikiliyorlar, sizi rahatsız ediyorlar. Bunların da açık şekilde denetlenmesi, aslında belki de tüm plajların açıkça halk plajı olması gerekiyor. Belediyelerin belki de
düşünce olarak söylüyorum. Belki de belediyelerde veya belediyelerdeki yöneticilerde nemalanıyor. Oradaki işletmelerden denetlemediklerine göre bu sonuç ortaya çıkıyor. O belediyelerin de denetlenmesi gerekir. Eğitim uçağı düştü, iki albayımız şehit oldu. Endişe artıyor başlığı var. Milliyet'in geçtiğimiz günlerde İstanbul Boğazı'ndaki izlerini yansıttığı müsilaj endişesi giderek artıyor. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Melek İşini Bilir Okyar, Marmara Denizi'nde ve Gemlik Körfezi'nde çalışmaya başladık. Görsel olarak görünüm çok kötü. Denizin rengi kıpkırmızı, yoğun organik madde olduğunu tespit ettik, dedi. Gol yok, umut var. Amili futbol takımı Euro 2024 öncesi ilk hazırlık maçını 2032 Avrupa Şampiyonası'nı birlikte düzenleyeceği İtalya ile yaptı. Dengeli bir oyunla geçen 90 dakikada gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Milliler deplasmanda oynamasına rağmen güçlü rakibi karşısında göz doldurdu. Almanya'daki dev turnuva öncesi umut verdi. Real Madrid'e bonservissiz gelen Fransız yıldız yıllık 15 milyon euro kazanacak, imza parası ise açıklanmadı. Rüyası gerçek oldu. PSG'den ayrılan Kylian Mbappe Real Madrid'e 5 yıllık imza attı. Sosyal medyadan bir rüya gerçek oluyor notunu düşen Mbappe, Cristiano Ronaldo ile olan çocukluk fotoğrafını paylaştı. Ronaldo da meslektaşının paylaşımına yaptığı yorumda artık izleme sırası bende. Bernabeu'yu aydınlattığını görmek için heyecanlıyım, dedi. Posta'dayız değerli izleyenler. Posta gazetesinde kahramanlar başlığı var. Kayseri'de eğitim uçağı düştü. İki pilotumuz şehit oldu. Görgü tanıkları uçakta bulunan Albay Uğur Yıldız ve Albay Gökhan Özen'in tarlada çalışan işçilerin üzerine düşmemek için son anda manevra yaparak burun üstü çakıldıklarını ifade etti. Evlilik yıl dönümünde dehşeti yaşadı. Hatay Kırıkhan'da Sinem Dönmez, 30 Mayıs'ta eşi Enver Dönmez'le birlikte çocuklarından birini özel derse bıraktı. Ardından otomobilin direksiyonuna geçip emniyet kemerini bağladı. Bu sırada Enver Dönmez birden eşine bıçak saplamaya başladı. Bu olaya çiftin 4 yaşındaki diğer çocuğu da tanık oldu. Sinem Dönmez çığlık atarak yardım istedi. Bölgede trafik kontrolü yapan jandarma çığlığı duyup yardıma koştu. Cani Koca ayağından vurularak yaralandı. 27 bıçak darbesi alan Sinem Dönmez ise 3 ameliyatla hayata döndü. Tutunacak dalım kalmadı deyip istifa etti. Galatasaray'da 2 yıl Sportif AŞ Başkan Vekilliği görevini yürüten ve son 2 şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Erden Timur görevinden ayrıldığını basın toplantısıyla açıkladı. Özellikle son 7 aydır büyük saldırılara ve iftiralara uğradığını söyleyen Timur, ne arsızlığımız, ne hırsızlığımız, ne namussuzluğumuz, ne komisyonculuğumuz. Söylenmeyen şey kalmadı. Ben de bırakmayı hiç istemiyorum ama tutunacak dal kalmadı, dedi Timur. Mauro Icardi'nin kendisinden sonra takımdan ayrılacağını düşünmediğini de söyledi. Sabahtayız. Sabah 85 milyonun hükümetiyiz başlığını atmış. Başkan Erdoğan, kabinemiz görevdeki birinci yılını tamamladı. Biz 85 milyonun tamamının bize oy verenler kadar tercihini farklı yönde kullananların da hükümetiyiz, dedi. 783 bin kilometre kare vatan toprağının her karışına aşkla hizmet ediyoruz. Felaket tellallarına aldırmıyoruz. Fitne tüccarlarına kulak asmıyoruz. Türkiye'yi kalkındırmanın ve daha da yüceltmenin mücadelesini veriyoruz. Dönüşümün reklamı var, kendisi yok. İstanbul'da kendi yükünü bile taşıyamayacak 1556 riskli yapı bulunuyor. İBB reklamını çok yapsa da kentsel dönüşüm çalışmaları umut vermiyor. Bugüne kadar bu riskli binalardan 178'i yıkılabildi. Yeni yapılan az sayıdaki binaya asılan kiptaş tabelaları reklam dönüşümü yorumlarına neden oluyor. Köpeğin saldırdığı yaşlı adam yoğun bakımda. Nazilli'de bisiklet süren 72 yaşındaki Halil Özsağoğlu, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayınca düşüp başını vurdu, kafatası çatladı, beyninde hasar oluşunca yoğun bakıma alındı. Özsağoğlu'nun ailesi sokak köpekleri sorununun çözülmesini istedi. Gülen darbeyi kulağıma fısıldadı. FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'daki kamptan kaçırılmasının ardından örgütün sözde imamları birbirine düştü. Gülen'in yeğeni Ebu Selem'e darbeden önce Gülen kulağıma eğildi ve yakında tüm kurumlar el değiştirecek, siz de önemli yerlere geleceksiniz, dedi.
Gazze'li çocuklar aç uyuyor, dünya ateşkes beklerken soykırımcı İsrail'in kuşattığı bölgelerde yaşayan çocukların %85'i gıdaya ulaşamıyor. Terörist başkan ve vekil istemiyoruz MHP grup toplantısında MHP lideri Bahçeli, Hakkari Belediye Başkanı'nın görevden alınmasını ve kayyum atanmasını bu sözlerle değerlendirmiş. Akşama bakıyoruz. Akşam Suriyeli Kürtler PYD seçimini tanımıyoruz başlığını kullanmış. Suriyeli Kürt toplumlarının çatı kuruluşu Kürt Ulusal Konseyi PKK-YPG'nin uzantısı PYD'nin tek taraflı seçim girişimini reddettiklerini açıkladı. Bu seçimler sonucu önceden belli olan rejim seçimleri gibi PYD ve PKK kendilerine bağlı olanlar dışında ne Kürtlerin, ne Arapların, ne Türkmenlerin katılımını kabul ediyor. Ciddi insan hakları ihlalleri yaşanıyor, bürolarımız basıldı, gazetecileri, çiftçileri, çocukları bile kaçırdılar. Özerk yönetimi de seçimleri de tanımıyoruz, reddediyoruz. Ankara, ABD ve İran'ı seçim oyunu konusunda uyardık demiş Ankara. Terör örgütü PKK-PYD'nin Suriye'de sözde seçim girişimi konusunda çok net işte notlarım diyor Melik Yiğitel. ABD, PKK-PYD-YPG ile Erbil'i yakınlaştırmaya çalıştı ama PYD Barzani'ye yakın isimleri tasfiye etti. ABD seçimler için şartlar oluşmadı dedi ama gayrimeşru demedi, bu destek olarak yorumlanıyor. ABD kendine önemli bir maliyet üretmediği için Suriye'de ama maliyet üretmeye başlarsa satabilir. Seçim gayrimeşru, asla kabul edilemez. Bu ABD ve İran dahil tüm muhataplara altı çizilerek iletildi. BRICS'in gündemi Türkiye'nin üyeliği. Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin BRICS gibi farklı platformlarda yeni işbirlikleri aradığını söyledi. Kremlin sözcüsü Peskov, Türkiye'nin bu ilgisi BRICS zirvesinin de gündeminde olacak dedi. Sözcüdeyiz. Sözcü, 22 yıllık AKP iktidarının ekonomiyi getirdiği son nokta diyor. Millet yatağa aç giriyor. %75 enflasyonda yoksullaşan dar gelirli yarı aç yarı tok yaşıyor. Mükellef bir sofrayı ve zengin bir hayatı ancak rüyasında görüyor. Ah İstanbul, İstanbul olalı hiç görmedi böyle yoksulluk. Geberiyorum açlıktan, kalmadı bende tokluktan eser demiş Sözcü gazetesi. Kayyum kavgası. İktidarın Hakkari'ye kayyum ataması MHP ile CHP'yi karşı karşıya getirdi. MHP lideri Bahçeli terörist milletvekili ve terörist belediye başkanı istemiyoruz demiş. CHP lideri Özgür Özel ise belediyeye kayyum atamak halkın iradesine saygısızlıktır demiş. İmamoğlu'na 53 yaş pastası, İBB Başkanı İmamoğlu 53 yaşına girmiş ve doğum günü kutlanmış. Cumhuriyet'e bakıyoruz. Hukuksuzluğun ilanı diyor Cumhuriyet gazetesi. AYM, iktidarın meclisten yetki almadan çıkardığı KHK'nın çok sayıda kararını iptal etti. CHP'nin 2018'deki başvurusunu karara bağlayan Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı üniversiteyi rektör atayamaz, Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alamaz, Din İşleri Yüksek Kurulu'na özel yetki veremez dedi. Ayrıca Diyanet'in eğitime sızmasını sağlayan madde iptal edildi, karar oy birliğiyle alındı. CHP lideri Özel, böyle giderse millet sandığı ister, erken seçim göndermesi yapmış Özgür Özel. Mezuniyet karmaşası. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin mezuniyet balolarına yasak getirilmediğini açıkladı. Buna karşın MEB okullara gönderdiği genelgede okul dışındaki mekanlarda mezuniyet etkinlikleri gerçekleştirilmeyecektir ifadelerine yer verdi. Yoruma açık ifadeler öğrenci ve velilerin kafasını karıştırdı. Uyutma yasası tartışılırken Yozgat'ta 20'den fazla köpek öldürüldü, katliama başladılar diyor Cumhuriyet gazetesi ve son gazetemiz Fanatik'e geçiyoruz. Bir basın toplantısı düzenleyen Erden Timur Galatasaray camiasına sitem etti ve gözyaşlarıyla görevinden ayrıldı. Timur dönemi bitti. 2 yıldır Galatasaray'ın transfer operasyonlarını yürüten Timur yeni dönemde yer almayacağını açıkladı. Erden Timur bu süreçte arkasında sadece Icardi'nin ve taraftarın durduğunu söyledi. Erden'i seviyoruz, arkasındayız. Şöyle söyleyeyim, Mauro'dan başka bu konuda öyle bir destek falan yok yani. Herkes işin civası. Aylardır iftiralara dayanma sebebim Galatasaray'dır demiş Erden Timur. Amrabat, Aslan'a yakın. Galatasaray transfere yeşil ışık yakan Sofyan Amrabat için Fiorentina ile masaya oturacak. Sarı Kırmızılılar önümüzdeki hafta bu işi bitirmeyi planlıyor.
Fener'de Mourinho etkisi, Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'nin başına geçtikten sonra attığı her adım dünya basınında geniş yer buluyor. Wembley'deki Şampiyonlar Ligi finaliyle başlayan sansasyonel süreç, stattaki unutulmaz imza töreni ve kariyerinin en uzun basın toplantısı, helikopter ve tekne gezintileri, Samandıra'ya ilk adım, Feneryum ziyareti. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başındaki her adımı tüm dünyada yankı uyandırıyor. Kısa bir tatile çıkan Mou bir an önce takımın başına geçmek istiyor. Lewandowski ilk sırada. Mourinho'nun göreve geldikten sonra yalanlamadığı isimlerden biri olan Lewandowski, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya rağmen Fenerbahçe'nin bir numaralı golcü adayı. Trabzon'da Cigot ısrarı, Savic'in astronomik maaş beklentisi nedeniyle listedeki alternatif stoperlere yönelen Bordo Mavililer, daha önce de transfer gündemine gelen Cigot'la tekrar görüşecek. A milliler berabere, İtalya'yla hazırlık maçında 0-0 berabere kaldık. Göztepe'den Oyewusi hamlesi, Süper Lig'in yeni takımı kadrosunu 25 yaşındaki Nijeryalı forvetle güçlendirmeye hazırlanıyor. Kartal'dan çifte atak, siyah beyazlılar Atletico'nun stoperi Savic için girişimlerini hızlandırırken Gezal'ın boşluğunu ise Bernardeşi veya Berguis'te doldurmanın planlarını yapıyor. Biraz önce Cumhuriyet gazetesinde paylaştığımız Yozgat'ta köpeklerin öldürüldüğü, itlaf edildiği ile ilgili haberi şimdi sizlerle paylaşalım değerli izleyenler. Sokak hayvanlarının uyutulması ile ilgili yasa gelmeden öldürülen köpek haberleri gelmeye başladı. Yozgat'ta 20'den fazla sokak köpeği zehirli iğneyle öldürülerek canlı yavrularıyla birlikte dağlık alana bırakıldı. Yavru köpeklerin ağladığı anlarsa kameraya yansıdı. Yozgat'ta 20'nin üzerinde köpek şırıngayla kimyasal madde kullanılarak öldürülüp toplu halde katı atık birliği tesisleri yolu üzerine atıldı. Öldürülen hayvanlar belediye ekiplerinin kazdığı kuyuya gömülürken hayatta kalan 30'a yakın yavru ve yetişkin köpek ise belediye barınağına götürüldü. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, köpeklerin yavrularının perişan halde bulunarak barınağa götürüldüğünü söylerken bir vahşete tanık olduklarını belirtti. 20'nin üzerinde yetişkin köpeğin zehirlenerek öldürülüp oraya atıldığını gördük. Bunlar iğneyle zehirlenmişler. Başka bir yerde zehirleyip getirip oraya muhtemelen kamyon kasasından üst üste atıp gitmişler. Tabii daha kötü olanı da bunların yavruları vardı. Onlarca yavru, zannediyorum 30'un üzerinde yavru vardı o bölgede. Onlar da perişan bir haldeydi. Görevli arkadaşları hemen oraya davet ettik. Yavruları ve sağ olan diğer yetişkin köpekleri aldık, barınağımıza getirdik. Bu vahşeti kabul etmenin mümkün olmadığını söyleyen Arslan, yavruların bakımını üstleneceklerini de kaydetti. Yozgat valisi ise olayla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu. Tabii bunu kabul etmek mümkün değil. Böyle bir vahşetin savunulacak hiçbir tarafı olamaz. Hayvanlarla ilgili bir yasanın görüşüldüğü dönemde, hayvanların uyutulmasından bahsedilen bir dönemde böyle bir vahşeti kabul etmemiz mümkün değil. Bunu yapanları da insan kabul etmek mümkün değil. Ben bunları Allah'a havale ediyorum. Çünkü bizi yaratan Allah o hayvanları da yarattı ve bizim onların canlarını gelişigüzel alma hakkımız yok. Ben olaya böyle bakıyorum. Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu TürkSat 6A Ankara'dan uzaya fırlatılacağı ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral uzay üssüne uğurlanıyor değerli izleyenler. Mürted Hava Meydanı'nda düzenlenen uğurlama törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır katıldı. Burada ortak açıklama yapan iki bakan, TürkSat 6A uydusunu Amerika Birleşik Devletleri'ne götürecek uçağa binerek sticker yapıştırdılar. Fırlatmada görev alacak personel ve TürkSat 6A Antonov An-124 tipi kargo uçağıyla yolculuk yapacak. TürkSat 6A'nın hava yolculuğu yaklaşık bir gün sürecek ve ardından Cape Canaveral uzay üssündeki SpaceX tesislerinde fırlatma prosedürleri başlatılacak. Uydunun 8-15 Temmuz 2024'te yörüngeye fırlatılması planlanıyor.
TürkSat 6A %80'in üzerindeki yerlilik oranıyla Ankara'da TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'ndeki Türk mühendisleri tarafından üretildi. TürkSat 6A ile mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya TürkSat'ın kapsama alanına girecek. Uyduların ulaştığı nüfus 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak. TürkSat 6A'nın hizmete girmesiyle TürkSat'ın bölgeye yönelik uydu hizmet ihracatının da önemli ölçüde artması hedefleniyor. Antalya'da bir gün sonra kentsel dönüşüme girecek olan bir binada yangın çıktı. Alevleri itfaiye ekipleri söndürürken dairede eşyalarını toplayan Aysel Ecrin dumandan etkilendi. Ayakta durmakta zorlanan kadın ambulansta tedavi altına alındı. Yangın Muratpaşa Yüksekalan Mahallesi'nde iki katlı evin giriş katındaki dairede meydana geldi. Aysel Ecrin bir gün sonra kentsel dönüşüm için yıkılacak olan evindeki eşyalarını topladığı sırada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler ve duman tüm daireyi sardı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi, yangına müdahale edildi. Ecrin de dairedeki eşyalarını korumaya çalıştı. Evin koridorunda dumanlar içinde bekleyen kadın, itfaiye ekiplerinin uyarısıyla dışarı çıktı. Eşyalarını topladığı sırada yangın çıktığını belirten kadın, yanmaktan son anda kurtulduğunu anlattı. Ben eşyalarımı aldım, elimde şey vardı. Yani ben sigara vardı. Sürdüm ya, ona bir anda elimden atmadım da kendimde yandım. Yürümekte güçlük yaşayan Aysel Ecrin, olay yerindeki ambulansta tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor. Ankara'nın gündeminde birçok başlık var. Kabine toplantısı açıklamaları, yeni anayasa görüşmeleri ve AK Parti ile İYİ Parti'nin grup toplantıları. Gündemdeki son gelişmeleri öğrenmek üzere muhabir arkadaşımız Eda Erdağ'a bağlanıyoruz. Eda, günaydın. Ankara'nın gündeminde hangi başlıklar var, senden öğrenelim. Evet Kadir Kaplan, Ankara'nın gündemi her hafta olduğu gibi bu haftada yoğun olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıklamaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni anayasa ziyaretleri ve AK Parti ile İYİ Parti'nin grup toplantıları hafta ortasının gündemini oluşturuyor. Kabine toplantısından başlayacak olursak, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar içerisinde merakla beklenen bayram tatilinin kaç gün olacağı ve emekli bayram ikramiyelerinin hangi tarihte yatacakları sorusu da cevap buldu. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı tatilinden sonraki iki günün de idari izin kapsamında sayılacağını ve böylece Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmış olduğunu açıkladı. Ayrıca emeklilerin ise bayram ikramiyelerinin 10 Haziran ile 14 Haziran tarihleri arasında hesaplarına yatacağını duyurdu. Cuma günü Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin tanıtımının yapılacağına işaret eden Erdoğan, eğitime dair çalışmaları bu vesileyle detaylıca açıklayacaklarını belirtti. Ayrıca AK Parti ile İYİ Parti'nin grup toplantıları da yapılacak. AK Parti geçtiğimiz hafta sonu Kızılcahamam'da kampa girmiş ve yerel seçimlerle sonrasındaki süreci kapsamlı bir şekilde ele almıştı. Kampın ardından gerçekleşecek olan ilk grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapması ve gündemi değerlendirmesi bekleniyor. Ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun da partisinin grup toplantısında konuşma yapması bekleniyor bugün 10 sıralarında. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un partilerle yeni anayasa görüşmeleri bu haftada devam etti. Kurtulmuş, mecliste grubu bulunmayan Hüdapar, DSP ve Yeniden Refah Partilerinin genel başkanlarıyla anayasa ziyaretleri kapsamında görüştü. Bugün ise Kurtulmuş'un Türkiye İşçi Partisi ve Emek Partisi genel başkanlarıyla görüşmesi bekleniyor. Kurtulmuş'un anayasa ziyaretleri sürüyorken partilerin de yeni anayasa taslağı üzerinde istişarede bulunması ve çalışmalarını meclis başkanına iletmesi bekleniyor önümüzdeki süreçte. Hafta ortasında Ankara'nın gündemini oluşturan konu başlıkları bunlar oldu ve gündemde ileteceklerim de şimdilik bu kadar. Sözü tekrar size bırakıyorum.
Eda Erdağ'a teşekkür ediyoruz ve Antalya'ya gidiyoruz. Aşırı sıcaklar ve düşük nem orman yangınlarını beraberinde getirdiği Antalya, Bursa, Muğla ve Adana'da çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale edildi. Türkiye'nin dört farklı noktasında orman yangını çıktı. İlk yangın haberi Antalya'nın Aksu ilçesi Hacı Aliler mahallesinden geldi. Seralara yakın noktadaki orman yangınına 2 helikopter, 2 uçak, 12 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi. İkinci yangın haberi Bursa'nın Orhan Gazi ilçesinden geldi. Topuk mevkisi ormanlık alanda orman yangını başladı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 38 araçta söndürme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara 4 helikopter, 4 uçakla havadan destek veriliyor. Üçüncü yangın Muğla'nın Milas ilçesinde meydana geldi. Alaçamlar Mahallesi ormanlık alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ekipler alarma geçti. 5 uçak, 2 helikopter ve onlarca işçinin katıldığı söndürme çalışmalarında alevler kontrol altına alındı. Dördüncü yangın Adana'nın Çukurova ilçesinde meydana geldi. Tarlada çıkan anız yangını yandaki ormanlık alana sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle 2 söndürme uçağı, 1 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı yangına müdahale etti. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Şimdi Antalya'ya gidiyoruz. Antalya'da Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu noktada balık tutarken kayalık alandan denize düşen gencin yardımına deniz polisleri koştu. Boğulma tehlikesi geçiren bir başka kişi yine deniz polisleri tarafından kurtarıldı. Olay Muratpaşa ilçesi Çağlayan mahallesinde meydana geldi. Düden şelalesinin döküldüğü noktada balık tutan 24 yaşındaki Ahmet Tepe, dengesini kaybedince 50 metre yükseklikten denize düştü. Sırtından yaralanan Tepe, şelalenin akıntısıyla 50 metre açığa sürüklendi. İhbarla bölgeye kısa sürede deniz polisi geldi. Yaralı halde bota alınan şahıs, yat limanına götürüldükten sonra hastaneye kaldırıldı. Deniz polisine alarma geçiren ikinci olaysa Konyaaltı sahilinde yaşandı. Ambulans çağırsanıza ya! Denize girdikten sonra uzun süre dönmeyen bir kişinin ihbarını alan ekipler açıkta boğulma tehlikesi geçiren kişiyi aradı. Ya bir açayım da şunu arkadaşlar, bir gelişe gireyim. Yarım saatlik çalışmanın ardından yarım mil açıkta bulunan Samet ismindeki kişi bota alınarak sahile çıkarıldı. Suyun üstündeydi. Suyun üstünde bulundu. Yardım edin diye bağırmış yani. Battaniye tarzı bir şey var mı? Su yuttuğu öğrenilen şahıs ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Arabulucular ve arabuluculuk merkezlerinin çatı kuruluşu olarak hizmet verecek olan Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri platformu kuruldu. Platformun açılışına katılan İyi Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Meral Akşener hakkındaki iddialara ilişkin Kanal 3'e konuştu. Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri platformu TuraMap Ankara Merkez Ofisi hizmete açıldı. Açılış törenine TuraMap Başkanı Nihat Şimşek'in yanı sıra Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, Adalet Bakanlığı ve Türkiye'nin birçok ilinden gelen arabulucular katıldı. TuraMap Başkanı Şimşek, arabuluculuk sayesinde bir yılda 2 milyon insanın hasım olmak yerine dostluğu seçtiğini söyledi. Arabulucularımız eliyle 2023 yılında yaklaşık olarak 1,5 milyon civarında uyuşmazlık süreç içinde ele alınmış. Bunların %65'i, yani yaklaşık 1 milyon tanesi anlaşmayla sonuçlanmıştır. Her uyuşmazlıkta en az iki taraf olduğunu varsayarsak, bu anlaşmalar sayesinde en az 2 milyon kişi hasım olmak yerine dostluğu seçmiştir. Öte yandan açılışa katılan eski meclis başkanı Bülent Arınç, 5 maaş alan bürokratları eleştirdi. Emekli maaşıyla geçindiğini söyledi. Bir yerimiz olmalı. Eskiden bu yana dostlarımızın buluşabileceği bir mekanı olmalı. Ve tabii 5 yerden maaşı olmayan, sadece emekli maaşıyla geçinmeyi kendisine şeref bilmiş bir insan olarak
bugünün bazı masraflarını da karşılaması gerekir. Arınç, yüzü geçen hukuk fakültesi sayısını tehlike olarak nitelendirdi. Yargı bağımsızlığının teminatı avukatlarımızdır. Ama en büyük sinsi tehlike hukuk fakültelerinin sayısının yüzü geçmiş olmasıdır. Doğrusu sayısı da şu anda belli değil. Bir rivayete göre 108, bir rivayete göre 103, bir rivayete göre 98. İşin içinden çıkabilirsiniz. Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, ekonominin düzelmediği takdirde ahlakı bozacağına da vurgu yaptı. Ekonomi düzelecek arkadaşlar. Düzelmezse işimiz zor. Yoksa rahmetli Demirel'in bu enflasyon her şeyi bozar ama önce ahlakı bozar sözünü her zaman hatırlayabiliriz. Satarken aldatıyor, alırken aldatıyor, konuşurken yalan söylüyor. Neden? Çünkü imkansızlık var, boynu büküyor. Bu insanları anlamamız gerekiyor. Açılışta yer alan İyi Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun da Kanal 3'e konuştu. Eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir ay boyunca görünmediği iddialarını değerlendirdi. Olgun, Akşener'le devamlı görüşüyoruz dedi. Uzun süredir görünmüyordu. Bunun sebebi nedir? Ya Sayın Kurucu Genel Başkanımız biliyorsunuz 27 Nisan'da yaptığımız büyük kongrede aday olmadı. Aday olmadığı için de kendisi dinleniyordu. Yani görmüyor diye bir şey yok. Yani bizim genel başkanımız ortada, kurucu genel başkanımız. Bize devamlı görüşüyordur. Görünmüyor diye bir şey yok. Dinleniyordu. Ortada bir ay oldu yani. 27 Nisan'da biliyorsunuz kongrede konuşma yaptı. Bir ay sonra da şey dedi, cenaze dedi. Tören platformun açılışı için kesilen temsili kurdeleyle sona erdi. Afyon Kocatepe Üniversitesi AKÜFES'te gideceğiz. Şimdi AKÜFES'te Bilim, Teknoloji, Sanat ve Spor Festivali başladı. 3 gün boyunca sürecek festivalde çeşitli etkinlikler, konserler, keyifli anlar yaşatacak katılımcılara. AKÜFES'te Bilim, Teknoloji, Sanat ve Spor Festivali başladı. Birbirinden ilgi çekici etkinliklerin sergileneceği festivalde halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi büyük beğeni topladı. Daha sonra yıl içinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Festivale il protokolü ve iş dünyasından da katılım oldu. Festivalin açılış konuşmasını Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş yaptı. Programların bu seneki ana temasını yapay zeka olarak belirledik ve bu alanda önemli isimleri üniversitemize davet ettik. 3 gün boyunca paneller ve konferanslar yapay zeka konseptiyle devam edecek. 5 Haziran Dünya Çevre Günü, Çevre Günü ile ilgili bir programımız olacak. Teknoloji önemli bir ayağını oluşturuyor AKÜFES'in. Özellikle Mühendislik Fakültesi ve Teknoloji Fakültesi öğrencilerimizin mezuniyet projeleriyle ilgili sergileri olacak. Üniversitemiz her yıl Teknofest yarışlarına katılıyor. Bu sene de çok sayıda takımla bu yarışlara müracaatımız oldu. Ön elemeyi geçen çok sayıda takımımız var. Onların sergileri olacak. Dolayısıyla teknoloji boyutunda olan bir festival. Antalya'daki yüksek hava sıcaklığı vatandaşları da ilk bulduğu su kaynağına girmeye zorluyor. Hava sıcaklığı 40 dereceyi bulurken denize giremeyenler çareyi süs havuzları ve dere yataklarında buluyor. Meteorolojinin Türkiye genelinde hava sıcaklığının 3 ila 8 derece artacağını duyurmasının ardından Antalya'da termometreler 40 dereceyi gösterdi. Sıcaklık nemle birlikte 41 derece hissedildi. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahili sıcaktan bunalanların serinlediği en önemli nokta oldu. Yerli ve yabancı turistler plajlara koştu. Denize gidemeyenler ve çocuklar kent merkezindeki süs havuzlarında serinlemeye çalıştı. Düden şelalesini besleyen su kanalları da sıcaktan bunalanların serinlediği adreslerden biri haline geldi. Burası daha güzel ya, her zaman soğuk su daha güzeldir. Burası bizim denizimiz.
İş yerlerinde çalışan gençler düden çayını atlayarak serinlemeye çalıştı. Nemin %40 olduğu Antalya'da deniz suyu sıcaklığı ise 24 dereceye ulaştı. Hava sıcaklığının 41-42 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Perşembe gününden itibaren ise havanın mevsim normallerine dönmesi tahmin ediliyor. Filenin sultanları zirveye tırmanıyor. Amili kadın voleybol takımımız Milletler Ligi'ndeki 8. maçında ev sahibi Amerika'yı 3-2 mağlup etti. Bu sonuçta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki etabı 4-4 yaparak tamamladı. Dünya sıralamasında liderliğini sürdürdü. İkinci haftayı yenilgisiz kapattı. Amilli voleybol takımımız Milletler Ligi'ndeki 8. maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştı. Dünya 1 numarası ve son Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 yenmeyi başardı. Organizasyonda oynadığı 8 maçta 6 galibiyetini alan Ay Yıldızlı ekibimiz son 6 mücadeleden zaferle ayrılarak yenilmezlik serisini sürdürdü. Ay Yıldızlı milli takımımız böylelikle Amerika Birleşik Devletleri etabını 4-4 tamamladı ve dünya sıralamasındaki liderliğini de devam ettirdi. Bu maçla beraber Ebrar Karakurt 1160 sayıyla Voleybol Milletler Ligi tarihinin en skorer oyuncusu olurken Melissa Vargas da Amerika Birleşik Devletleri maçının ikinci setinde kullandığı servisle rekor kırdı. Filenin Sultanları 11-16 Haziran tarihlerinde Hong Kong'da oynayacağı 3. hafta maçlarında Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak. Amilli erkek voleybol takımı da bu hafta Milletler Ligi'nde Japonya etabında bugün Slovenya ile karşılaşacak. Son 4 resmi maçından mağlubiyetle ayrılan millilerimiz moral depolamak için sahada galibiyet parolasıyla puan arayacak. Slovenya, Polonya, İran ve Almanya ile karşılaşacak millilerimiz ilk maçını yarın Türkiye saatiyle 09.30'da Slovenya ile yapacak. Organizasyonun ikinci haftasında 5-9 Haziran tarihlerinde Japonya'nın Fukuoka bölgesindeki Kitakyushu kentinde gerçekleştirilecek. Milletler Ligi'ne hızlı başlangıç yapan takımlardan biri ise Slovenya olacak. 4 maçta 4 galibiyet elde eden Slovenya, ligin ikinci sırasında yer alıyor. Hollanda, Fransa, Kanada ve Polonya maçlarını kazanan Slovenya, oldukça formda bir görüntü çiziyor. Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Yeni teknik direktör Jose Mourinho kadro yapılanmasıyla ilgili taleplerini yönetime iletti. Fenerbahçe yoğun bir transfer dönemine girdi. Yeni teknik direktör Jose Mourinho yönetimden kadronun büyük oranda korunmasını talep etti. Temmuz ayının son haftasında Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçına çıkacak Sarı Lacivertliler de öncelik kaliteli ayakları tutmak. Kariyerinin en verimli sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci ile sözleşme yenileme görüşmeleri sürüyor. Osay Samuel'in de takımda kalması adına çalışmaların devam ettiği belirtildi. Diğer yandan Livakovic, Ciku, Bekao, Fred, Tadic ve Zeko gibi isimlerle de görüşmeler devam ediyor. Transfer çalışmaları hız kazanırken Sarı Lacivertliler ise en az bir stoper, bir orta saha, iki kanat oyuncusu ve bir golcü takviyesi için kolları sıvadı. Can Bartu'da sizlerinden mutlu günler, iyi yayınlar dileyelim Fenerbahçe. Mevcut başkan Ali Koç, sportif direktör Mario Branco ve Ali Koç'un seçilmesi durumunda yönetimde yer alacak olan Acun Ilıcalı, Mourinho'nun talepleri doğrultusunda yıldız isimleri transfer etmeyi planlıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu 2023-2024 sezonunun istatistiklerini açıkladı. Sezonda en fazla süre alan oyuncu Fenerbahçe'nin başarılı sol bek oyuncusu Ferdi Kadıoğlu. Ferdi galiba o konuda daha rahattı bu sezon. Yani onun için daha rahat geçti. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sezonun istatistikleri açıklanırken en çok süre alan oyuncular listesinin başında Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu yer aldı. En iyi pozisyonum nerede diye sorarsanız solu tercih ederim. Ferdi Kadıoğlu geride kalan sezon sarı lacivertli formayla Süper Lig'de 37 maça çıkarken toplam 3328 dakika sahada kalarak bu alanda zirvenin sahibi oldu. Fenerbahçeli futbolcuyu 38 maçta 3310 dakikayla Kasımpaşalı Haris Hacradinovic ile 37 maçta 3299 dakikayla Galatasaraylı Fernando Mustera takip etti. Primero que nada felicitar a mis compañeros. Yeni gün haberleriyle karşınızda olduk. Yarın 08'de yeniden bu ekranda buluşmak üzere. Hoşça kalın, esen kalın.